Merhaba değerli izleyiciler. Nire TV'den herkese sevgiler. Bu hafta da Sağlar Ritmi programında yine çok güzel konular konuşacağız. Ben Mesut Sezer Eğitim Kurumları Psikoloğu Filiz Ataş Özbiçer. Bu haftaki konumuz kadın. Toplumda kadın, toplumda anne. Aslında kadının değeri geçmişten bugüne annelik nedir? kadınlık nedir? Ne ileriye gitmiş? Ne, ne noktadayız? Bakın ben şaşırdım. Ne noktadayız? Her şeyi konuşacağız. Yanımda Kadın deyince aslında anne deyince konuşabileceğimiz çok değerli bir konu var. Türk Anneler Derneği Genel Başkanı Hanlan Çakıroğlu. Kendisiyle çok güzel, çok değerli sohbet edeceğiz. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok iyiyim. Burada bulunmaktan çok mutluyum. İyi ki böyle bir yere geldim. Sizinle tanıştım. Kanalda tanıştım. Kendimi ifade edebileceğimi hissediyorum burada. Mutluyum. Ben teşekkür ediyorum beni kırmayıp geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Yani size ağlamak bizim için bir onur, bir şeref. Millete ve ailesi ederim. adına tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Handan Hanım ben biraz böyle hani anneler derneği başkanı dedim ama genel başkanı. Ben sizin cümlelerinizde biraz sizi dinlemek istiyorum. Handan Çakıroğlu kimdir? Handan Çakıroğlu bir anne. Evet. E, çocuklarımı yetiştiren. Acısıyla, tatlısıyla eee bugüne kadar gelen evladı, evlatları için, ailesi için koşturan bir anneyim. Hem kazançla ilgili, işle ilgili koşturuyorum. Hem çocuklarımı yetiştirmeye çalıştım. Hem de etrafıma yardım etmeye çalıştım. Yıllar evvel bir engelliler okulu kurdum. Hüseyin Polat engelli okulu. Çünkü bir evladımı kaybetmiştim. Onun acısıyla böyle bir okul kurmuştuk. Şimdi de Türk Anneler Derneği Genel Başkanı olarak 2000 yılından beri bu derneğe gönül verdim. Genel başkanı olarak da gönül vermeye devam edeceğim inşallah. Ne kadar güzel, aslında ne kadar şerefli ve onurlu bir evet, e, alan. Evet, duyuyorum. Kadın demek, kadın çok önemli. demek aslında. Bana göre kadın demek her şey demek. Evet. Ha, burada bir çok feminist de değilim aslında. Öyle bir yaklaşımım da yok. Evet. Öyle buradan söylüyorum. <laughs> Ama kadın ayrı bir şey. Her çok şeyden aynen. önce anne olmak. Evet. Bu çok önemli bir yeti. Bize verilen çok değerli bir görev aslında. Zaten e, kadınlar doğuştan anneler. Evet, evet. Aslına bakarsanız, e, mesela benim bir torunum var. 3 yaşındaydı. Ayağında bebek sallıyor. Dedim ki "Larincim ne yapıyorsun sen?" "Bebeğimi uyutuyorum." dedi. 3 yaşındaki çocuk anne diye hissediyor. Çok önemli bir şey. Annelik doğuştan gelen belli evet. normlarla oluşan bir şey ben evet. de bunu söylüyorum. İlla anne olmak değil. Onun örneğini evet. verecektim. Küçüklük Barbie bebeklerimiz vardı. Kucağımızda böyle sallardık. Evet. Onlardan yani emzirirdik. Evet. Evcilik oynardık. Aslında biz aile yapısına evet. e, anneyle hep doğuştan kodlanarak geldik. Öğrendiğimiz Aynen davranışlarla. Evet. Bu dernekten biraz bahsedelim istiyorum. Bahsedelim. Derneğimizin kuruluşu nasıl gerçekleşti? 1959 yılında Nusret Zorlutuna ve arkadaşları tarafından kurulan bir dernek. Türk Anneler Derneği. Anneler Derneği olarak önce kurulmuş. Daha sonra 64 yılında Türk adını almışlar. Evet. O arada kamu yararına dernek adını da almışlar. O günden bugüne devam eden bir sistem. Asla Türk Anneler Derneği çok güçlü bir dernek. Evet. Bizim bütün şu 65 şubemiz var. Önce ondan anlatayım. Bizim 65 şubemiz var. Şu anda 6 bin küsür üyemiz var. Ee, üyelerimiz ve başkanlarımız, şubelerimiz çok güzel çalışıyorlar. Ee, bugüne kadar yapılanlar, e, görülenler, yapacaklarımızın da artısı oluyor. Tabii Hem ki. de görünenler e, belli oluyor. Evet. Nereye kadar geldi? Türk Anneler Derneği e, güçlü bir dernek. Başındaki insanlar, şube başkanlarımız da güçlüler. Biz Atatürkümüze bağlıyız. Hı hı. Cumhuriyet kadınıyız. Evet. Cumhuriyetin ilkelerine bağlıyız. Ee, anneyiz. Hem de vatanımıza bağlıyız. Biz evet. vatanımızı çok seviyoruz. Evet, çok güzel. Biz vatanımızdan mutluyuz çok güzel. Yani dediğim gibi çok şerefli ve gururlu bir durum. Kuruluş amacı da çok güzel. Evet. Yaptıkları da çok güzel. Çok Araştırıyoruz güzel. böyle. Siz de bir sivil toplum kuruluşu evet, ama STK Türk anneler derneği olarak gerçekten diğer STK'lara göre daha altı dolu ve çalışmaları Aynen. daha güçlü olan bir derneğiz. Evet. Gönüllü dernek. <laughs> evet. Gönül vermiş insanlar. Ve de bunu zevkle yapıyor. Kadın eli. Kadın eli değiyor. Kadın eli evet. değmişse bir yere. Evet. Oranın güçlü olmaması zaten imkansız. Evet. Biraz da böyle kuruluş amacımızdan bahsetmek istiyorum. Şimdi biz anneler derneği diyoruz ama. Evet. Ilk ben de böyle dedim. Yani anneler derneği ama bakınca altı çok dolu bir dernek. Çok. Şimdi bizim kurulduğunda anneler derneği önce e, okulumuzdan bir kısaca bahsedeyim. Tabii tabii. Ilk kurulduğunda İstanbul'da kurulmuş. Evet. Sonra genel merkez olarak Ankara'ya almışlar burayı. O yıllar tabii biz yoktuk yaş itibariyle. Fakat ben 2000 yılında girdiğimde zaten derneğin üyesiydim. Hı hı. Bir fiil çalışmaya başlayınca ilk İstanbul'da kurduklarında sağ olsunlar diğer vefat eden başkanlarımız bir engelli okul açmışlar. Evet. İstanbul şubesi diye. Bu engelli okulumuz Bugüne kadar 49-50 yıldır gelmişti. Ben genel başkan olduğum dönemde Bakırköy Belediye Başkanları ve Belediyesi bizim okulumuzu, şey arsa rantı diye düşünüyorum. Yanlış söylemek istemiyorum. Evet. Okulumuzu kapattılar. Dayanıklı değil dediler. Biz güçlendirme yaptık yine beğenmediler. Bir mazeret, mazeret, buldular. buldular. çok evet. Aslında 45 <laughs> yaşında engelli bile vardı. Ve biz o okulu benim diğer gelen üyelerimiz, başkanlarımız, genel başkanlarımız tırnaklarıyla o binayı yapmışlar. Taş taşımışlar, tuğla taşımışlar. Oradan yardım, buradan yardım. Birdenbire Bakırköy buraya şey yaptı, sahip çıktı. Bizim dedi, biz yaptık. 59 yılında siz yoktunuz İstanbul vardı, Bakırköy yoktu ki zaten. Evet, evet. 64'te de yoktu. Evet. Türk Anneler Derneği'nin aslında imzası evet. ilk işi evet. yapılan en güzel köklü işlerinden biri gibi. ve gerçekten evet. bu noktayı da ben anlayamıyorum başkanım neden bilmiyorum. Çok güzel bir okuldan bahsediyoruz. Aslında evet. devlet eliyle değil de gönüllü annelerimizin, gönüllü insanlarımızın desteğiyle yapılan emek vererek vere yapılan bir okul. Tabii devletin hiç kuruşu yoktur orada. Evet. E, tüm şubelerimiz o okula yardım Evet. <laughs> Bütün şubelerimiz okula yardım edip, e, o öğrencilerin yemeğini e, hatta bağış arabalar alarak onlara evlerine götürmeyi, getirmeyi, bir kısmını yata olarak yatırtma yatırdılar da. Ama birdenbire ben genel başkan olduğumda kapandı. Çocuklar beni arıyor. Babaları, anneleri, başkanım. Neden okulu kapattınız? Ben diyorum ki benim elimde değil. Okulu devlet kapattı. Ben kapa Daha doğrusu Bakırköy Belediyesi kapattı. Devlet evet, de değil. Devlet değil Yanlış ama... Evet, Bakırköy Belediyesi. Bakırköy Belediyesi. Büyük ihtimalle oraya daha farklı bir eğlence merkezi konsepti Yıktılar. evet, kurulması gerekiyordu. Evet. Çünkü engelli vatandaşlarımızın, bireylerimizin ihtiyaçlarından daha değerlidir büyük e, ihtimal maalesef. kurulan eğlence merkezi. Maalesef. Ben zaman zaman programda böyle STK'ları ağırladığımda e, Gerçekten şaşırıyorum başkanım. Değil mi? Neden diyorum? Neden bir yardım, bir destek? Hiç yardım Biz yok. Biz neden bu kadar duyarsızız? Ya da duyarsız da demeyelim size. Program öncesi sohbetimizde de söyledim. İnsanlar da artık galiba biraz bu iyi duyguları suistimal edilmiş. Edenler olmuş zamanında. Evet. Bizim için demeyeyim ama birçok <laughs> STK'larda olmuş. Evet, olmuş. Bizim hanımlar gerçekten çok gönüllüler. Ya taştan yağ çıkarıyor hesabı oluyorlar. Hı. Başkanım bu hafta bir yemek yapalım da öğrencilerin parası. Çünkü 2300 öğrenci okutuyoruz biz şu anda. Harika bir rakam. Toplam evet. Bir sivil toplum kuruluşu olarak gerçekten evet. okutulan öğrenci 2300. Bunlar üniversite lise dahilinde mi yoksa sadece biz Sadece üniversiteye üniversite. Evet e, çok ağırlık güzel. veriyoruz. Tam eğitim orada zaten. Yani Tabii. bir şekilde eee ilkokul ve lise eğitimi bir şekilde devam ettiriliyor Oluyor, ama evet. üniversitede gerçekten Biliyorum yani gördüm yol parasını bulamayan arkadaşlarım tabii, vardı. Ama okumaya o kadar hevesliler evet. ki. Evet. Bu çok güzel 2300 oran. Tabii ve bunun yanı sıra biz bunlara verdiğimiz bağış, tabii devede kulaktır bu diyelim ama biz tırnaklarımızla çalışarak, koşturarak onlara veriyoruz. Çok da seviyoruz, çağırıyoruz, onlarla sohbet ediyoruz. Tüm şubelerim, hı hı. şubelerim çocuklara mesela şöyle diyeyim, bir e, bakıyorlar artık yurttan, ödeyemiyorlar. Ev tutmaya çalışıyor. Benim şubelerim evler buluyor, içini dayıyor döşüyor. 3-4 çocuğu bari. bir araya koyuyor. Gerçekten e, <laughs> her şubem çok çalışıyor bu konuda. Evet ben onu da söylemek istiyorum. Siz mesleğe aslında genel başkanlığa geleli bir buçuk. Zaten evet. Adnan Çakıroğlu. 2000'den beri bu 2000'den dernekteyim. 2000'den beri yıllardır bu derneğin yıllardır içerisinde. Yıllardır emek verdim. evet. Genel başkanlık bir buçuk yıl. Şubelerinizi kontrol ettiniz, eksiklerine Ediyorum, baktınız. Devamlı gidiyorum, evet. Ee, devamında da e, baktığımda kapattığınız şubeleriniz var. de var. Aslında bu çok güzel. Neden? Evet. Şunu demiyoruz, biz sadece Derneğiz iş yapalım değil, güzel <laughs> iş yapalım. Aynen. Yararlı de. iş yapmıyorsak kapatalım. Çok güzel baş söylediniz. Evet, evet. Biz de öyle çok yapıyoruz. Önemli. Ben e, arkadaşlarımla yönetim kurulumla <laughs> biz 32 kişiden oluşuyor bizim derneğimiz, <laughs> 13 asil, 13 yedek. E ee, o 3 denetçi asit 3 yedek. Özür dilerim böyle kesmek istiyorum çünkü bunu sorayım öyle devam edelim istiyorum. Şimdi biz anneler diyoruz ama ben bir anne değilim ama üye olmak isterim çünkü yararları çok fazla. Çok memnun oluruz. <laughs> bir de erkeklerimiz de dahil mi bunlara? Büyük ihtimal kadınlardan mı olacak bir <laughs> Bugün, tane? Bugüne kadar erkekler yoktu. yoktu. Anneler adı olduğu için ama tek tük artık almaya başladık. Sadece yönetimlere giremezler ama bizim yanımızda olurlar. Seviniriz. Evet. Erkeklerin de gücü olsun. Tabii ki maddi manevi. Çok da mutlu oluyoruz. Yemeklerimize de davet ediyor arkadaşlarımız. Geliyorlar. Hatta biz geçen sene laftan lafa geçiyorum. Geçen sene Yok, Balıkesir'de bir kutlama <laughs> 29 Ekim Cumhuriyet Balosu yaptık. Evet. Erkek doluydu. Bu yılda Ankara'da Cumhuriyet Balosu 100. yılımızı kutladık. Atatürk'ümüzü Anıtkabir'e gittik, ziyaret ettik, ben, ben. bağlılığımızı bildirdik ee, ve erkekleri de vardı. Arkadaşlara dedik, işlerinizi de getirin, hep bir arada olalım dedik. Gerçekten biz e, nasıl söyleyeyim, güç veriyoruz. Evet. Güçlüyüz, Türkiye'yi seviyoruz, Türkiye'nin çok güçlenmesini istiyoruz. Ben öyle düşünüyorum, biz Türk kadınlarımız. Evet çok eski yapıdan beri böyleydi. Bizim kodumuzda vardı aslında Aynen güçlü öyle. olmak. Bakıyoruz buradan da her başarılı erkeğin arkasında aslında bir kadın yatıyor derler. Aynen öyle. gerçekten böyle. Çok çok önemli. Bu böyle olan bir durum. Yani biz tabii ki erkeklerimiz de maddi olarak e, manevi olarak ellerinden geleni yapsınlar evet. ama biz kadınlar olarak el ele çok güçlüyüz. Gerçekten çok, çok güçlüyüz. Ben şunu düşünüyorum. Bir kadının yapamayacağı yeter ki istesin hiçbir şey yoktur. Kesinlikle. Yeter evet. ki o kadın istesin. Buradan bir kez daha varlığına teşekkür ediyoruz Sayın Mustafa Kemal Atatürk. Evet Atatürk'ümüze keşke, keşke. Keşke bizi görseydi. Keşke. En azından biz Türk kadınları olarak ne noktaya geldiğimizi görseydi. Çünkü o kadına çok değer verdi. Çok. Oy, oy kullanmamız onun sayesinde. Seçme ve seçilme hakkını, hakkını aldık. Değil. Evet. Evet. Kadınla erkeği eşit yaptı. Ben hiçbir evet. zaman şunu da savunmuyorum başkanım. Biz evet. Eşit haklara sahibiz ama evet. fiziksel olarak eşit değiliz. Biz bu güçten bahsetmiyoruz. İnsanlar galiba bu ayrımı yanlış yapıyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Tabii ki erkeğin güçlü olduğu alanlar vardır ama biz eşit haklara sahibiz. Evet. Birbirimizi ayıran hiçbir hukuki e, farklılık yok. Yok. Biz de Türk, Kürt, Arap hiç bizim için fark Tabii etmiyor. Tabii ki. Bizim için değil. biz anneyiz, biz çocuklar çok önemli. Şöyle de tüzüğümüzden de bahsedeyim kısaca lütfen, hemen lütfen. atlamadan. Bizim tüzüğümüzde birincisi anneler. En çok annelere önem veriyoruz. Anneleri elimizden geldiğince aydınlatabilmek. Eğitmek demiyorum. Eğitim ayrı bir olay. Beynini aydınlatabilmek. Annelere çocuğuna nasıl davranacağını tabii ki doktorlarımızın yardımıyla da onu da yapıyoruz. Evet. Ee, anneleri eğitmek onlara yardım etmek çocuklarına nasıl baş edeceklerini öğretmeye çalışıyor tüm şubelerim şubelerin başkanlarından da burada çok teşekkür ediyorum tabii, tabii. çok ilgililer İkincisi öğrenciler evet. ee, biz lise ortaokulu öğrencilerine de ilgileniyoruz ama birinci hedefimiz üniversite çünkü şu ortamda herkesin sıkıntı duyduğu üniversitede sıkıntıların olduğu ee, günümüzde gerçekten de e, acı şeyler oluyor, duyuyoruz evet. ve bir anne yüreği olarak çok üzülüyoruz. Onlara ağırlık vermeye çalışıyoruz. Çok Onlara elimizden geldiğince e, ne kadar yapabilirsek o. Yani illa çok tabii ki isteriz. Ama bizim yardımlarımız küçük. Biz e, kendi çabalarımızla yemekler yaparak e, hatta ben, ben bu arada bir şey söyleyeyim ben bir kuruma gittim. Üst düzey bir kuruma bir şey için ee, dedim ki dosya götürüyorum gittiğim yere kendimizi tanıtalım diye. Çünkü bir genel başkanım rahatsız olmuştu. Biraz geriye gidiyor gibi hissetmiştik biz. Ben başlayınca hızlı başladık arkadaşlarımla. Ee, dedim ki dosya getirdim size dedim. Sayın e, genel müdürüm dedim. Ben dedi sizi dedi takip ediyorum zaten dedi. Dosyanıza gerek yok ben anneler derneğini çok iyi biliyorum dedi. Hmm, çok Neler yaptığınızı da biliyorum genel başkanım dedi. Ellerinize sağlık dedi. Çok gururlandım, çok mutlu oldum. Evet. Bu çok gerçekten hoşuma gitti. Bir kadın için çok gurur verici, çok o. güzel bir şey. Bir kadın olarak kadın için çalışmak. Evet. Çok gurur verici. Kadınlara. E, bir de kadından sonra bakanlıkla biz bir. E, evet. Onları da sormak evet. istiyorum. Biz nereye bağlıyız? Biz e, İçişleri Bakanlığı'na bağlıyız. Hı -hı. Kamu yararına bir derneğiz. biz. Evet. Bizde siyaset yoktur. Siyasetle ilgilenmiyoruz. Zaten bizim yanayım. tüzüğümüzde de yok. Biz oraya bağlıyız. Bu arada biz Kadından sonra Bakanlık'la da çok çalışmak istiyorduk. Geçen yıl ben bir sözleşme yaptım. Bir okul istiyorum. Çocukların eğleneceği, rahat edecekleri, eğitimini de alacakları bir okul. Hedefim, benim başkanlık dönemimde böyle bir şey istiyorum. Tabii ki yapabilirsem. İnşallah. Uğraşıyorum. Da sesleniyoruz. Bize böyle evet. bir imkan umarım kameranız buraya. Söyleyin başkanım. Valla istiyoruz. Ben okul istiyorum. Öyle bir okul olsun ki çocuklar mutlu olsun. Eğlencesini yapsın. Yemeğini yapsın. E, yatak yerleri de olursa tabii ki mutlu olacağım. Evet. E, kitap okusunlar. Onları gerekirse yurt dışına bir aylık 15 günlük gönderelim. Görsünler neler oluyor. Oradaki okullarda neler oluyor. Ben yani çok güzel Ben bir okul istiyorum ya böyle. Bence ekonomimiz buna yeterli. Yeter. Tabii Türkiye'miz yeter. Ee, aslında. Kesinlikle. Geçen hafta çok değerli bir konuğum vardı. Mehmet Ali Özdemir. Buradan kendisine sevgilerimizi sunuyoruz. Eğitimi konuştuk. Dedik evet. ki eğitim temel taşı. Evet. Yani bir ülkeyi köreltmek istiyorsak eğitimsizlikle ancak bunu yapabiliriz. Evet. Sizin de yani biz kadınların da aslında dernek olarak yaptığımız tek şey kadınlar ve kadınlar için eğitim. Evet çocuklarımıza kendi evlatlarımıza verdiğimiz Tabii, eğitim biz çok önemli. Bütün evlad evladınız gibi görüyorsunuz değil mi başkanım? Hayır biz böyle çocuklar geliyor öğrenciler. Biz böyle ne yapacağımız şaşırıyoruz. Pastalar, yemekler falan yapıyorduk. Bu yıl daha başlamadık ona. Yeni yılda aradık hepsi ailesinin yanına dönmüşler. Evet. Ama benim şubelerim yapıyor. Biz genel merkez olarak burada Ankara'da daha kısıtlıyız. Çünkü Hı -hı. biz devamlı dolaşıyoruz şubelere. Evet. Ama şubelerim Onlarla bir araya geliyor, seyahate gidiyor. Geçenlerde Maltepe Şubem yeni bir yere kavuştu binamız. Yapıldı geri dönüşümde. O da gittim açılışına. Öğrenciler geldi okuttukları öğrenciler. Nasıl mutlu oldum. Çok sevindim. Bir de biz, e, depremden de kısaca bahsedeyim. Evet, özellikle bu konuya gelmek istiyorum. Hatta 6 evet. Şubat bizim için çok vahim bir önemli. durumdu. Çok önemli, evet. O Yani o sabah uyandığımızda... Ya, yıkıldık. Yıkıldık. Ben de bir depremzedeyim. Benim ailem de depremzede. Evet. Mersin'deler şu an. Benim için hayatımın belki de daha kötülerini Allah göstermesin ama en kötü günüydü evet. diyebilirim. Çok insanımız, çok hala sordu. da öyle ama başkanım. Yani biz deprem zamanı gittik ama hala orada bir ele ihtiyacı var. Var. Ben şimdi ilk olduğunun haftası. Evet. Tüm şubelerim bize para gönderdiler. Nakit para biz onlarla toptan İstanbul'dan şu İstanbul şubelerim mantodan, kabandan, çizmeden, iç çamaşırından doldurduk arabalara. Ben ve Beşiktaş Başkanım Zehra Hanım ikimiz beraberce depreme depremin olduğu ilk Maraş'a gittik. Maraş, Malatya. Yani yollarda dağıta dağıta gittik. Bir İsviçre'de bir bayan bize 2000 adet sandviç gönderdi. Dağıtın diye. Yani artık gelen eşyaları anlatmak da bitmez. Ve biz gittiğimizde daha evlerin yıkıntılarından cenazeleri alıyorlardı. Ve çok üzüldüm orada. Biz bir de yer yok yatacak falan. Evet. Arabanın içinde yatıyorduk. Bir arkadaşın çiftliğinin bürosunda yattık, yer bulamadığımız için. Evet. Ha, o kadar e, duygulandık orada. 6-7 <laughs> gün oradaydım ben. Evet. Tek tek gezdik, vereceğimiz verdik. Oradan da geldik Hatay'a geçtik. Hatay'dı çok Hatay, kötü durumda. Evet. Dem bölgelerinin hepsi kötü durumdaydı. Çok kötü yani. durumdaydı gittiğimizde. Toz toprak. Yarı... Evet. Çok fenaydı. O kadar kötü vahim bir durum evet. ki. Can kaybıyla beraber insanların temel ihtiyaçlara da ihtiyacı var. Evet. Yani bir şekilde evet çok ciddi can kayıpları var. Çok. Kimin annesini babasını, kimine kardeşini, ortada. evladını. Yani o manzaralar hiç gözümüzün önüne gitmiyor. Ben de çok üzüldüm. Umarım bir daha yaşamayız. Bir ara şeydeydik dedik, Malatya'da e, hastanedeki çocuklara bir hoca aradı, biz üniversite hocası. E, başkanım dedi buradaki çocukların çok ihtiyacı var dedi. Yarı yıkılmış üniversitesi Malatya'nın gittik kapıda verirken iki tane arkadaş bir arabada oturuyorlardı çok üzgünlerdi iki erkek arabayı da bir çalışıyor bir duruyor biz orada uzun durduk çünkü kapı tıklattım camını dedim ki siz üşüyor musunuz dedim. Ya abla dedi 20 tane kabanım vardır belki dedi. Bir tane yok. Evimiz yıkıldı. Çocukları Elazığ'a gönderdik. Biz burada görevliyiz. Sormadım görevlerini. Sonradan öğrendim. Ondan sonra biz bunlara eşyalar verdik. Ertesi günün o ikisinin bir tanesi şiir yazdı annelere. Ne kadar Saklıyorum acı. hala onu. Ve bize Whatsapp'tan attı bunu. Hala özel günlerde beni arıyor. <laughs> İkisi de ve benim özel günümü kutluyorlar. Hala takip ediyorlar. Aslında bu bayram devralıcıları. Evet. Bu dernek yıllarca devam edecek. Çünkü İnşallah. her emek verdiğiniz evet. öğrenci size aslında bayrağı devralacak. Evet. Bu Doğru. çok güzel bir şey. Yetişiyorlar arkadaşlar <laughs> Tabii ki. Onlar da siz nasıl yardım ediyorsanız kendi onlar kardeşlerine, arkadaşlarına aynı şekilde yardım evet. edecekler. Bu çok sürdürülebilir, çok yüksek bir dernek. Tabii, dön, çok dönmesi güzel. lazım. Bir de biz ee, orada Hatay'a üç tane konteyner gönderdik. Hı hı. Bağış olarak içi food dolu. Adıyaman'a gönderdik. Ee, Maraş'a zaten Maraş'ta da çok acıdır ki bizim dört tane e, başkan yardımcımız, genel sekreterimiz vefat etti. Eşim, Evleri yıkıldı. Çok büyük bir acı. Sağ olun. Çok acı. Hatay öyle yeni kurmuştuk Hatay'ı. Üç kişi de orada vefat etti, ev yıkıldı. Kalmadı. Yeni kurulan bir şubemizdi. Yani böyle acılarımız da var tabii. <laughs> Güçlenerek mi? gideceğiz inşallah. Biz güçleniriz. Biz kadınlar evet. ıı, düşeriz ama kalkarız. Evet. Biz güçlü varlıklarız. Başkanım biraz şeyden bahsettik. Ben buna çok takıldım ve gerçekten de çok üzülüyorum. Aslında ilk kurduğunuz imza olan Flora'daki, yani Bakırköy evet. Florya'daki okulumuz. Ben de çok üzülüyorum. Evet. <laughs> çok kötü bir şey. Bununla ilgili hukuki bir süreç başladı mı? Ya şöyle. Zaten şu an yıktılar zaten. Herhangi hemen yıktılar. Hemen hemen. Ve bizim dört tane de dükkanımız vardı orada. Kiraya verip çocuklara yararlı oluyordu evet. o. Fakat yıktılar, dükkanları da yıktılar. Dükkandan dört sene kira alınamadı. Ben gelmeden tabii oldu baş, genel başkan olmadan ama ben tabii içindeyim. Evet. Orası bize çok acı bir şey. Bize bir yer göstermeleri lazımdı aslında. Evet. Yani bunu biz orada ben de yeni oldum. Taşımak için, gibi yani sizi buradan alalım buraya aynen taşıyalım. Aynen bize yer göstermeleri gerekirdi. Apar topar bina yıklar. Bir de bize 600 bin lira borç çıkardılar. <laughs> Neden? 49 yıllığımız bitmiş. Benim genel başkanım gitmiş. 49 yıl bitti gel demişler. Gitmiş bir 5 yıl daha istemiş. Tamam demişler. Ama arkasından... O 5 yılı da bizden ecrimisini istiyorlar şimdi. Şu anda da borç görünüyor. Ne, ne yapacağız? Acaba? 500 bin lirayı biz öğrencilerim verelim. Ya sizin ihtiyacınız mı verelim. var buna. Belediyenin buna ihtiyacı mı ya, var? ben çok yani takılır buna. Çocuklar için gerçekten çok güzel bir para. Evet, toparlayamayız yani. <laughs> Mümkün değil. Yani böyle bir toparlandıktan sonra bu paranın zaten belediyeye verilmesi de çok acı evet, bir durum. çok çirkin. Yani burada gönüllü avukatlarımız çok ciddi bir ya, hukuki sürece avukat, geçebilir aslında. Evet, Asa bir avukata da vekalet verdik. Bir o var. Bir hı tane hı. de Kocaeli'nin de arazimiz var bizim. Evet Yıllar evvel bir Amerikalı hanım Am e, Lyons'la bize bağış yapmış. Ne kadar güzel. Evet. Türk Fakat arazi de ya. bizde değil. <laughs> o hanım orada at üretiyormuş Kocaeli'nde. O arazide. Arazinin bir kısmını bir vakfa, Gül Başkanım Nurlar'da olsun bilmemiş bir imzayla almışlar. Hmm. Vakıf kurmuşlar. Kocaeli Organize Sanayi. Şu anda o vakıfta biz mütevelli heyetindeyiz. Gidip geliyoruz ama misafir sanatçı gibiyiz. Oraya çok güzel bir tesis kurmuşlar fabrikamsı. Bizim arsanı da üzerine yapmışlar. Yanındaki bir arsa daha var. Onu da yine Kocaeli bir şeyi kullanıyor. Ben şimdi bununla da uğraşıyorum. En azından ikinci arsayı 8,5 dönümü alıp sosyal tesis yapayım. En azından o tesise engellileri, işte bize başvuran e, yaşlılarımızı, evet, evet. E, onlara bir yer olsun diye istiyorum. Annelerin de dinlenebileceği bir yerden Değil mi? bahsediyorum mi? Ne kadar Şimdi güzel. Şimdi ben görüyorum annelerimiz. Biraz da bu konuya da değinmek istiyorum. Geçmişten günümüze annelik. Biz evet. atarkı toplumlardan geldik. Anneliği yani o zamanki rolümüz çok başka. Çok. <laughs> annelik neydi? Ee, getirirdi erkek, anne evet. yapardı. Aslında bir evet. o zaman da temeldeki Evin bütün geçimi gelen şeyi idare etmek, çocuklara evet. bakmak bizim de biz bu görevle geldik. Hala günümüzde de böyle ama tabii modern çağda biraz annelere farklı anlamlar yüklendi. Ama hala bakıyorum ki annelerimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Çok he de belli biz bizim e, dernek e, Türk Anneler Derneği'nin şubelerimiz ve genel merkezimiz olarak biraz yaşlıları annelerimiz var. Çok evet. emek vermişler buraya 25 yaşında girip. 80 yaşına gelmişler. Maşallah. Şimdi bize diyorlar ki başkanım bize ne olur bir yer bu tek 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 evlerde kalmayalım. He. Durumları da fena değil. Yani bu da çok önemli. Bir arada yaşamak istiyorlar. Ne i̇stiyorlar kadar güzel. Ambulansımızı koy başkanım diyorlar bizi seyahate götür diyorlar. İnanın. Şubelerim kısa seyahatler yaptım. En çok giden onlar. <laughs> ne kadar güzel. Yıllarını vermiş çünkü. E, ee, o kadar etmişler. vermiş ki yani. Hak etmişler. Hak etmiş. Hepsi pırlanta gibiler. Hepsini ellerinden öpüyorum onların. Bunun o bizim sevgiler Evet çok seviyorum. Kucaklıyorum hepsini. İyi ki varlar. İyi ki buraya kadar bu derneğe getirmişler. Evet. Bu, bu duruma getirmişler. Ben mutlu oluyorum. Çok güzel. Dolaşıyorum, gidiyorum, <laughs> gidiyorum hepsine. Sosyal hayata. Biraz galiba artık annelerimize dahil, tabii ki dahil etmekten bahsediyoruz ama e, zaten modern modernize olmuş bu çağda evet. annelerimizin sosyal hayatta yeri farklı bir noktaya farklı. geldi. Ama hala bunu yapamayan annelerimiz de var. Var, maalesef var. var. Ya bu annelerimizin, kimi farklı kültürlerde yetişiyorlar, böyle Aynen öyle. müsait değiller, kimi maddi olarak herhangi bir gücü yok. Maddi olmayan çok var. Çok tabii ki var. Bizim onun gücümüz var. maalesef Türkiye olarak bu noktalarda... Evet. Zor. Yani insanların artık çocuğunu alıp bir yere gidip oturup bir çay kahve içmesi bir lüks değil mi? Başkanım? Çok lüks. Yalnız ben şunu görüyorum, gençlerimizden de Allah razı olsun diyeceğim. Bir yemeğe falan Ankara'dan bahsediyorum. Orada ağırlıklı kaldığım için bir yemeğe gittiğimizde pazar günleri veya bir kahvaltıya muhakkak anneanne, babaanne, dede sağsa getiriyorlar. Ne güzel. Çok ilgileniyorlar. Bir de erkekler de şimdi artık Yeni nesle erkekleri çocuklara da bakıyorlar. Hı, Bakıyorum. Evet evet evet. Anne yemek yiyor o çocuğa bakıyor. Öyle mi görünmüyor mu? Bayılıyorum. Yani işte bu bu olmalı. Bu. Annelik tamam. Biz zaten biyolojik olarak çok ciddi bir tabi e, yükümüz var üzerimizde. Şimdi e, yeni ekonomimize göre de yani alım gücümüze göre çok de daraldı. Tek bir evde çalışanla hayat devam etmiyor maalesef. maalesef. Hepimiz çalışmak zorundayız çalışmakla beraber çocuklarımıza da zaman ayırmak zorunda. Evet. En büyük önem de kendimize zaman ayırmak. Ben hep buradan sesleniyorum. Annelere de sesleniyor. Mutlu çocuklar için mutlu anneler lazım bence de. Önce anneler. Ben mutlu olmazsam mutlu edemem çocuklarımı evet. deyip yani, buna çok özen gösterelim. Çok kendimize zaman ayırmayı unutmayalım. Evet. Tabii bunu derken de böyle çok şey konuşmuyor. Konuşamıyorum. Yani insanlara kendi gücünüz, durumunuz neymiş tabii, tabii, tabii. ama kendimize zaman ayırmayı unutmayalım. Bir yürüyüş yapmak da <laughs> bence bir kendine zaman ayırmak. Tabii ki, tabi ki. Yürüyüşünü yapar, bir parklarda sporunu yapar çıkar. Artık imkanlar, parklar falan çok güzel. Hı -hı. Ben e, Ankara'da her taraf park aslında, evet. her yer çok güzel. Tabi birazcık e, hayvanlarla ilgili sorunlar olabiliyor ama genel anlamda parklarımız çok güzel oldu artık. Çok güzel. Başkanım ben bir de şu soruyu sormak istiyorum. Yine dediğimiz gibi Tabii, bir konuya değindik. Dernek yani dernek olarak toplum yararına yerler açabiliyoruz. Tabii bizim Bunlardan biraz konuşalım biz istiyorum. Biz kamu yararına olduğumuz için işletme açabiliyoruz. Mesela biz bir ara düşündük arkadaşlarla down kafe açalım dedik. Hmm. Engellilerimiz gitti. Bir sürü de engelli var Türkiye evet. toplumda çok fazla. Çok fazla. Evet. Onun için dedik down kafe açalım hem çocukları yanımıza alalım. Hem onlara bir iş imkanı, ailelerini bir nebze olsun, rahatlatalım anneleri, babaları. Çünkü çok önemli bunlar. Çocuklar da mesela bizim jimnastikçi çocuklarımız var. Vakıf evet. okulunda okuyorlar. Evet. Biz genel merkez olarak onlara sahip çıktık. Jimnastik yaptırıyoruz. Türkiye dördüncüsü oldular bu sene. İnşallah zaten çoğunun da maddi olarak herhangi bir gücü yok. Biz veriyoruz. Bir destek evet. olsa aslında ne yetenekler var. Yetenek keşifleri yapılması. Çok var, ne var. Evet. Çok gizli yeteneklerimiz var. Çok var. Mesela geçenlerde bir şubem söyledi. O kadar güzel sesi varmış ki kızım. Onu şimdi konservatuara yetiştiriyorlar. Öğretmenler tuttu şubem. Onu iyi bir yere getirecekler. Bizim şubelerimiz bir de el işi de yapıyorlar. Aa, evet onlardan bahsedelim istiyorum. Evet baş, bahsedelim. Neler yapıyoruz? Mesela ayrı ayrı şubeleriniz var ama var. anlatımınıza göre hep beraber bir beraber. işte yapıyorsunuz ama mesela evet. e, çok önem verdiğiniz şubelerinizden biri. Hepsini ayrı ayrı seviyorsunuz. Evet. Sohbet ettik biliyorum ama Balıkesir şubemiz var. Balıkesir e, Zekiye Başkanıma buradan selam olsun. <laughs> Ellerinden öpüyorum. O üniversiteye pardon <laughs> üniversiteye 3500 Geçen sene çarşaf diktirdi yastıklarıyla. Ne kadar güzel. Hediye etti. Bu yıl makine hediye etti. Büyük bir e, ne makinesi, şimdi nefesle alakalı üniversiteye yardım etti. Mordoğan Şube e, Diyanet Merkezi açtı. Kaymakamlıkla hmm. diyalog içinde olarak. E, Kuşadası Şube şu anda tiyatro oynuyorlar. E, şeyin Hatay'daki Antakya Medeniyetler Korosu'ndaki Karosu, bir beyle beraber şu anda konser, konser yapacaklar, çalışmalar yapıyorlar. Onlar da e, şey depreme kaban diktiler. Binlerce kaban evet, geldi. Bunlardan böyle, yani bunların kumaşlarını kendileri işte. alıyorlar. Yani Antalya şubem <laughs> hangi birini anlatayım? Şubelerin hepsi ayrı emek veriyorlar. Sındırgı Balıkesir tarafında bir şubem Altınova, Selma Başkanıma da selam olsun. Kuyumculuk yapıyorlar. Belediye dört katlı yer verdi, içini yaptırdılar. Makine hediye aldılar bir yerden. Böyle güzel belediyeler de var. Var tabi. Olmaz Bakın. mı? Balıkesir tarafında belediyeler çok yardımcı oluyorlar. Hı. Parti falan gütmüyor. öyle bir şey yok yani. Bu siyasi bir politika yok. Yardımı evet. E, siyasete var mı? Evet, hiç yok. Mesela o belediye çok yardım ediyor. O taraftakiler. İzmir. Evet. İzmir'im ayrı çalışıyor. Ben Çeşme Belediye Başkanı da çok beğendim. Çeşme'yi yeni açtım geçen sene. Bir yıl oldu burayı, Çeşme'yi, Hatay'ı yeni açtık. Evet. Edremit'i. Çeşme Belediye Başkanı'yla tanıştım. Başkanım dedim, STK'lara bir yer ayarlayayım. Bunların hangi biri bir yere gitsinler? Dedim. Tabii ki. Ben bir baktım, beni çağırdılar. Belli bir süre sonra gittim. Bir bina yaptırmış cam. İçine masalar. Onun içine çay kahve yerleri, oturma yerleri her bir e, belli yeri de STK'lara vermiş. Çok güzel. Ve bizim STK bir da belediye vermiş. belediye için zor değil ama bunu evet. istemekle biraz vicdan ve merhamet de olması lazım. Evet. Vallahi ben insanın e, içinde. Ben bakıyorum yani böyle çalışan belediyelere Allah razı olsun. Benim bir Çanakkale başkanım var. Çanakkale'de şimdi yeni projemiz. O da evet, sürpriz oldu. Bahsedelim. 63 65 yaş, 60 65 yaş üstüne eğitim veriliyor üniversite diploma verilecek. Ne kadar güzel. Eğitimin yaşı yok ki. Evet, yani üniversiteyle her şeyle anlaşarak yeni ne yaptılar ne ve protokol yapıldı. A -a. Evet, çok güzel olacak. o. Çanakkale başlattı. Bir ilk galiba bu. İlk. ilk. Bu i̇lk. Türkiye'de bir ilk. Ben geçen yıldan şey beri duymadım. bununla uğraşıyoruz. Belgin başkanımla ikimiz. Hı -hı. Sağ olsun o gerçekleştirdi. Yardım eden şeyler de oldu. Politikacılar da oldu. Bunun gerçekleşmesi için arayıp soranlar da çok oldu. Galiba, onlara da teşekkür ediyoruz. Tabii ki çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Bunun politika değil de yine dediğim gibi başkanım insani duyguyla i̇nsani alakalı. İnsani duyguyla yaptılar. ABC'de tabii, herhangi tabii. bir partinin isminin tabii. geçmesine gerek yok. yok. Gerçekten içinde bir merhamet ve vicdani bir toplumun ülkesini savaş evet. herkes yardım etti Biz bunu isteyince hemen ilgilendiler. Ve belki başkan da <laughs> sıkı durdu üstünde. Bu da önemli. Sağ olsun evet. Ee, mesela yine ben şeyden Balıkesir tarafından bahsedeyim. Zekiye başkanım çok biraz da şeydir böyle cappardır kendisi i̇şte. işli valla bir yardım alıyor 90 öğrenciyi okutuyor şu Helal anda olsun. ve ayrıca de aile depremzedeleri aldılar ben burada bir İsviçre'de Türk olan bir bayan benim evimi kullanın depremzedeye dedi yeni dairesi sıfır eşyaları ben verirken ay dedim veriyoruz inşallah bir şey olmaz diyor. hanım oradan beni arıyor önemli değil başkanım siz verin onlar rahat etsinler. Ve çok böyle ağladım inanın buzdolabını doldurmuş. İçini full her şeylerini koymuş. Ve 3 ay bir aileyi orada ağırladık. Ne bir kadar. üç ayda başka bir aileyi ağırladık. Ve evini teslim ettik. Sesiniz aslında artık sınırların dışında. Evet. Kadınların sesi sınırların dışında. Biz de mutlu dışında. oluyoruz bağla bunda. Evet. Yani şimdi bir de üniversite öğrencileri de bize çok e, yardımcılar. Mesela başkanım nerede yardım edebiliriz? Ne yapabiliriz? E, bizim işte bu oteller olan arkadaşlarımıza diyoruz depremize de bayanları, kızları, öğrencileri yanınıza alın çalıştın. Alıyorlar da. Yani bugüne kadar çok güzel gidiyor. İnşallah bundan sonra da daha güzel olacak. Gider. Gider Biz diye kadınlar olursa gider. Yolu kuruldu. Ki sizin başkanlığınızda da e çok evet, güzel. Çok evesti Evet çok güzel. Benim Ankara'da Belli. kızım diyor ki bana anne diyor. seninle artık konuşamaz olduk. Sadece dernek konuşuyoruz diyor. Başka hiçbir şey yok diyor. Hayatınız bu oldu değil bu mi? Bu oldu evet. Çünkü ben yalnız yaşıyorum. Hı. E, çocuklarım ikisi de biri burada biri Ankara'da. Herkes eğitimini almış, Evini yuvasını kurmuş. Ben yalnız olunca e, hep derneklerdeydim ama çok çalıştım yıllarca yalnız anneler değil ben Japon Japon Derneği'ndeyim aynı zamanda. Evet. Japon ve Türk kadınları dostlukları olan birlikteyim ben. Bunlardan Yıllardır. Mi? Evet. Çok evet, güzel bahsederim benim o zaman küçük Benim Japon bir... Başkanım da çok düzgün bir insan. Zeynep Başkan'a buradan selam olsun. Büyükelçiliğe gittik. Büyükelçi, yeni büyükelçi çok bizle ilgilendi. Onunla beraber programlar yapacağız inşallah. Ne kadar güzel. Evet orada da arkadaşlarımız var. Hem bana yardım ediyorlar hem Zeynep Başkan'la beraberler. Ee, bu arada biz e, Japon Büyükelçiliği ile de bir projemiz hazırlanıyor şu anda. Bekliyoruz ondan haber gelmesini. Bir kütüphane döşedik Adıyaman tarafında. İstediler bizden biz ciddi ot tülü üç tane bayan kızımız. Yurt dışından da yabancı İngilizce kitaplar da istediler. Buradan da Türkçe. Hepsini gönderdik oraya. Ne kadar güzel. Ee, dedik ki bunları madem istiyorsunuz. Yani bizim bir minibüsümüz var derneğimizin. Engellilerden kaldı. Üzülüyorum ona ama bu dönemde minibüsümüz hiç durmadı. Bir oraya bir oraya. Şoförümüz yazık bayağı yoruldu. Handan Başkan bu hafta bir yere gitmeyeyim dedi. <laughs> Yusuf Bey'e de selam olsun. Çok ilgilendi bizle. Başka aklıma geliyor gelmiyor bilmiyorum. Ben o zaman bir konuya değineyim başka. Bu çok deyin. önemli. Tamam. Ödenek. Ödenek. Ödeneğimiz yok. Bu ödenek, yok. ödenek. Kim gelse artık diyor ki evet. biz ödeneksizlikten mi evet. baktık? STK'lara belli bir miktar nasıl partilere yardım ediliyor? E, ön önemlisi e, bu aslında. Bize de yardım edilse. Yani bu kadar güzel şeyler başarıyorsunuz. Hepsi toplumun yararını evet. aslında kendi kimsenin şahsi olarak cebine giren Hiç bir yok. paradan bahsetmiyorken evet. Neden bu ödeneklerde biz bu kadar sıkıntı evet, yaşıyoruz? Çok istiyoruz ödenek ama yok vermiyorlar. Çok eski yıllarda benim duyduğum kadarıyla Gül Başkan'ın vefat etmeden ilk kurulan STK'lara bir yardım yapılırmış. Şimdi? Şimdi kuruş yok diyebilirim. Bakarım yani toplum erarına köklü, kamu adına yapılan evet. çok güzel bir dernek. Evet. Altı dolu bir dernek. Sizin evet. gibi de bir sürü aslında. Belki sizin kadar geniş ve kapsamlı değil ama küçük olmasına rağmen. Çok güzel işler evet. yapan derneklerimiz, STK'larımız var. Neden? Evet yani büyüklüğüne göre aslında bir yardım verirse yılda bir defa en azından çok iyi olur. Biz daha rahat hareket ederiz. Bir de yer sorunumuz oluyor. Şimdi mesela benim e, şubelerimin birçoğuna bağış yapıldığı için şehirlerde Ceyhan'da olsun, Konya'da İstanbul'da e, binalarda kalan şubelerim var. Ama mesela Diğer şubelerde yer yok. İşte bu Çeşme Belediye Başkanı'nın yaptığı gibi, ben Belediye Başkanı diyorum ama yaptığı işi söylüyorum. Ben öyle STK'lara bir yer. Ankara'da, Çankaya'da, Çankaya Belediyesi STK'lara yer yaptı. Her birine 6 metrekare verdi. Biz müracaat ettik, bize verilmedi. Biz alamadık maalesef. Bir yer bulamadık. Hatta ben şöyle bir de dedim, bir randevu alamadık. Parkın içinde bile bir yer verilsin arazi. Ben ev koyayım oraya mesela bir tane Şu, ev dediğim baskın. yani bir konteyner de olabilir. Yok ya dolu demek ki her ya yer. Ben Bize yerimiz yani. Yok. Yani toplum yararına olan bir yerde neden evet, yer versinler ki? Hiç olmaz. oraya gelecekler <laughs> gidecekler gençler gelip gidecek. Bahçesinde oturtacağız kurslar vereceğiz. Biz şimdi resim kursu verdiriyoruz. Ee, drama dersi verdiriyoruz. Gönülde arkadaşlarımız var. Hı -hı. İngilizce dersi. Evet. Ama belli bir yere kadar. E belli bir Yerimiz yere kadar. Yok. Yani yeriniz yok. Aslında çok güzel böyle her yerde her Değil şehirde Bahçesi olan. insanların rahat edebileceği e güzel mesela etkinliklerin yapılabileceği evet. bir yer olsa. Size evet. rahat rahat kermesler etkinlikler Ay, evet. düzenleyip buradan kazandığınız parayla Aynen en öyle. azından çocuklarımıza gençlerimize daha çok yardım Daha etseniz. çok yardım ederiz. Yer yok. Biz mesela balon yaparken Midayetler Evini kiraladık -hı. -hı. Tuttuk. Tabii belli bir miktar para ödedik ama gelen tüm üyelerimiz <laughs> bunun parasını ödediler evet. sağ olsunlar. Güzel bir şey oldu 100. kutlaması. Tabii ki bize bir şey verirse bir yer bir de böyle bağış yapılsa yılda bir defa yılda bir defa ayda bir defa ayda yani yapıyorsun. keşke ona Dediniz bile razıyız mi? yani bu yine diyorum yine diyorum toplum yararına yapılan evet. insanlar için yapılan çok güzel çalışmalar evet. arkasında durmalıyız buradan yine her Rica STK'dan ederim. sonra seslendiğim gibi yani biliyorum sizin de duygularınız sömürüldü her şey herkes iyi yapmıyor maalesef evet. başkanım bu güzel Doğru. duyguları suistimal eden STK'lar da var Doğru. ama Yine de ölçelim, tartalım, bakalım. Toplum yerlerde olan her şeye destek olalım. Gerek devlet, gerek şahıs, evet, olarak. şahıs olarak. Şahıslardan da bekliyoruz. Mesela biz bir okul açmak istiyoruz. <laughs> şey i̇şte eğlenceli, hem eğitimli. Buna yer verirlerse de memnun oluruz. Yaparken yardım ederlerse de memnun oluruz. Ama biz bir şekilde yapmaya çalışacağız. Kafaya Yaparsınız. koyduk bunu. Yaparsınız. Biz yaparız. Benim, evet, kadın kafaya koydum yapar, yapar derler. Bulacağım yapacağım inşallah. Ama nerede yaparız onu bilmiyorum tabii hangi şehirde. Belki biri bizim sesimizi duyar başka. Belki belki birileri bizim sesimizi duyan Evet. Bir bize bir güzellik yaparlar. Yapar. Çok memnun yani oluruz. utanırlar belki derler ki biz de böyle bir yanlış Yapanım. yaptık. Evet. Artık girelim bu işe derler. <laughs> evet. Umarım sesimizi duyarsınız. Ben geldiğiniz evet. için çok teşekkür, ben de ediyorum. teşekkür ediyorum. Çok değerli ve güzel bir sohbetti. Sağ olun. Kadın olduğu yer her yer güzeldi. Evet ya. Sizin normalde da kadın ama. ama? Ay sizin de öyle. Çok Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Birçok şeylere değindik. Size de çok ben ayrı yeter teşekkür ediyorum. Biz de. İyi ki davet ettiniz. Ben çok de teşekkür geldim. teşekkür ediyoruz. nire RTV adına geldiğiniz için tekrar Nil RTV ailesi edeyim. olarak size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Söylemek istediğiniz son birkaç cümle varsa seslenin başkanım. Son ıı, biz anayız. Biz ana olmaktan çok mutluyuz. Çocuğumuz olsun olmasın ana olmaktan mutluyuz ve Çocuklara, gençlere, annelere yardım etmek bizim birinci vazifemiz. Yardım etmek zorundayız. Herkesin yardım etmesi lazım. Kalkınmamız lazım. Türkiye'miz çok güzel, vatanımız güzel. Vatanımıza yardım etmek, gençlerimize yardım etmek bizim boynumuzun borcu. Hepinize hoşça kalın diyorum. Biz de dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şubelerime de, başkanlarıma da ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz Sen de, de buradan Nire TV ailesi olarak herkese selamlarımızı iletiyoruz. Yine bu hafta sağlığın ritminde topluma dair çok güzel bir konu konuştuk. Toplumda kadının yeri, annenin yeri, anne neler yapar, bir kadın neler yapar bunu başkanımla güzel güzel konuştuk. Yine haftaya insana dair, hayata dair, sağlığa dair her şeyi konuşacağımız programımızda görüşmek üzere. Sevgilerle kalın. İyi günler. thank you